Haber Artı'dan iyi akşamlar sevgili seyirciler. Önemli bir konuğumuzla önemli konuları konuşacağız. Maltepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Hasan Ünal. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Türkiye sıcak günlerden geçiyor. Bu sıcak gelişmeler coğrafyamızda aslında uzun süredir var olan gelişmeler. Bugünlere kadar da geldik. İsterseniz öncelikle Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleriyle bir başlayalım. Haber Artı'ya. Şöyle bir tepki var. Yunanistan'dan, özellikle Rum kesiminden ve Yunanistan'dan tepki var. O tepkinin adı Tsipras oldu. Tsipras sondaj faaliyetlerine çok ciddi şekilde karşı çıkıyor. Türkiye'nin egemenlik hakları kapsamında yapmış olduğu bu faaliyetlere rağmen Tsipras'tan Türkiye'ye yaptırım uygulanması çağrısı geldi. Türkiye sondaj faaliyetlerinde haklı mıdır? Tsipras'ın bu açıklaması nasıl görülmeli, nasıl yorumlanmalı? Şimdi Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bu sondaj faaliyetlerinde fevkalade haklı bir durumda. Çünkü eğer 1960 anayasası hala geçerliyse, yani Kıbrıs Cumhuriyeti'ni oluşturan anayasa geçerliyse, buna göre Kıbrıs'ın gerek toprakları üzerinde, gerek sularında varlıkları, deniz altında, şurada burada nesi varsa bütün bunların her iki halk için kullanılması gerekiyor. Dolayısıyla Kıbrıs Rum kesimi, efendim ben dünyada tanınan bir devletim. Dünyada tanınan bir devlet olduğum için dolayısıyla aslında bütün bunlar bana ait bir şey. Kıbrıslı Türklerle olan sorunun çözümü de benim bir iç meselem. Çünkü onları ben bir şekilde entegre edeceğim. Şu veya bu şekilde bir azınlık haklarıyla falan sisteme dahil edeceğim. Geri kalanı benden sorulur davranışıyla. Son yıllarda bu hidrokarbon aramalarına hız vermesi, etrafındaki ülkelerle bu açıdan münhasır ekonomik alan anlaşmaları imzalaması, Kıbrıs adına münhasır ekonomik bölge anlaşmaları imzalaması, artı daha da ileri giderek parsellere ayırdığı bölgelerde arama yapılması için uluslararası şirketlere ruhsat vermesi bu krizi tırmandıran temel sebep. Şimdi şöyle değerlendiriyor kendisini. Ben bağımsız, hükümran bir devletim, egemen bir devletim. Dolayısıyla bütün bunları yapmak benim otomatikman hakkım. Ama aslında öyle değil. Eski Rum tarafı Dışişleri Bakanlarından Nikos Rolandis'in, ki Rum tarafındaki nadir aklı selim insanlardan biri, söylediği gibi bu doğru değil bu tez. Bu siyaseten doğru değil, şimdi söyleyeceğim hukuken doğru değil. Şöyle yapabilirdi mesela Rumlar, bunları yaparken diyebilirlerdi ki ya biz böyle bu faaliyetlere başlıyoruz ama Türk tarafıyla ilgili bir fon kuracağız. Ama bunu da kabul etmezdi Türk tarafı. Neden kabul etmezdi? Çünkü ortada bir şey varsa bunun birlikte araştırılması, birlikte yapılması lazım. Ama buna bile tenezzül etmediler. Yani o zaman diyelim ki eğer ortada bir para varsa, petrol, doğalgaz bir şey çıkıyorsa, bu petrol ve doğalgazın gelirleriyle ilgili Türk tarafı bir para almalıydı. Ama buna da tenezzül etmediler. Sadece şu, biz Kıbrıs Cumhuriyeti Devleti'yiz. Biz işte çıkardığımız doğalgazı da kendimiz kullanacağız. Siz eğer istiyorsanız gelirsiniz bize, ilişik haline gelirsiniz, iliştirilmiş hale gelirsiniz. Size ufak tefek haklar veririz ama öyle ne siyasi eşit haline getiririz, ne iki taraflılığı, ne iki kesimliliği, iki toplumluluğu, bunları düşünmeyin fazla. Ama bize entegre olun. Aslında burada şunu da söylemek lazım. Bu bölgedeki özellikle Kıbrıs Rum tarafının Kıbrıs Cumhuriyeti adıyla ilan ettiği bölgelerde yapılan arama faaliyetlerinden bulunduğu iddia edilen doğal gaz miktarları da çok kuvvetle muhtemel ki abartılı. Yani aslında şöyle bir şeye oynuyor bir manada da siyasi olarak Kıbrıs Rum tarafı. Daha önce AB üyeliğine oynamışlardı ve şunu söylüyorlardı Kıbrıslı Türklere. Biz AB'ye üye olacağız. Çok büyük imkanlar elde edeceğiz AB üyeliğinden. Gelin sizinle beraber olalım. Yani siz de gelin bize dahil olun, beraber girelim AB'ye. Şimdi Avrupa Birliği üyeliğinin çok büyük imkanlar sağlamadığı ortaya çıkınca, bu arada ne olabilirdi mesela Kuzey Kıbrıs Türkleri için? Belki pasaport kullanımı, vizesiz seyahat,
Avrupa'da oturum falan filan. Bunları da Kıbrıslı Türklerin büyük bir bölümü güneyden pasaport alarak temin etmeye başladılar. Şimdi onları geri de alamıyor. Çünkü o zaman kuzeyin de devleti olduğu, egemenliğinin kuzeyi de kapsadığı iddiasını sürdüremiyor. Tam bir çıkmaz içindeydi. Şapkadan yeni bir tavşan çıkarmaya ihtiyaç vardı. Biz işte zengin olacağız bilmem ne, bunu gelin sizle paylaşalım. Bu defa biz burada hani sanki şöyle bir şey, ben yolda yürürken çok büyük miktarda altın buldum, gelin sizle paylaşayım der gibi. Efendim burada çok büyük petrol ve doğalgaz kaynakları varmış, ben de bunları bulacağım, çıkartacağım. Çıkartınca da büyük paralar kazanacağız. Şimdi bunların hepsi henüz teyit edilmemiş şeyler. Ama hani Kıbrıs adasının toplam etrafında hani kuzeyinde, güneyinde, doğusunda, batısında artı Mısır'ın bulduğu ve bulmak için halen çabalarını sürdürdüğü alanlardan çıkacak doğalgaz, İsrail'in bulduklarıyla vesaire hepsi birleştirilir bir boru hattıyla ekonomik olarak en uygun güzergahtan Avrupa'ya ulaştırılırsa belki ekonomik olur. Bu en uygun güzergah da Türkiye'dir zaten. Evet. Şimdi Doğu Akdeniz güzergahı diye bir şey çıkardılar. Efendim bu denizin altından binlerce kilometre gidecek. Yunanistan'a çıkarılacak. Yunanistan'dan da Avrupa'ya bağlanacak. Hatta belki İtalya'ya çıkarılacak falan. Yani aslında bunlar pek mantıklı görünmüyor. Çünkü yapılacak yatırımı destekleyecek kadar doğalgaz var mı yok mu ayrı bir tartışma. Henüz net bilinmiyor. Henüz net bilinmiyor ama varmış gibi yapılıyor. Varmış gibi yapılıyor. Bir de burada varmış gibi yapılmasının Kıbrıs Rumları açısından bir önemi de şu. Varmış gibi yaparak, ruhsat vererek, uluslararası şirketleri arama yapmaya bölgeye getirerek hükümranlık, egemenlik iddiasını teyit etmeye çalışıyor kendi çapında. Ve şöyle bir varsayımla hareket ettiler bugüne kadar. Buradan da Kıbrıs Rumlarının bu yaptığı siyasi olarak doğru muya gelmiş oluyoruz? Siyasi olarak yanlış, çünkü şöyle hesap ettiler. Türkiye nasıl olsa buralara sondaj yapmaya gelmez, aramaya gelmez. A gelmez, B gelemez. Bu düşünceye sebep şey midir acaba? Adalara el konulmasına ses çıkartılmaması mıdır? Şimdi adalara el konulması meselesinin tam ayrıntılarını burada bilemiyorum. Ve onun içinde buna girmenin belki bir şeyi yok ama esas şuradan başladı iş. Belki Türkiye'nin bölgedeki ülkelerle ilişkilerinin bozuk olması Rumları çok aşırı heyecanlandırdı. Yani öyle bir şey ki Rumlarda bu fantezi bitmez. Rumlar kadar fantezilerle oynayan bir toplum yoktur yani. Aynısı Çipras'ta da var. Ben onları değil da şey izin oldular diye düşünüyordum. Hani daha toparladılar kafayı falan diye düşünüyordum ama ondan da bugün yazdıklarını okuduktan sonra ümidimi kessem mi kesmesem mi diye düşünüyorum. Şöyle. Yavru Trump diyeceğim artık Çipras'a. Yani Trump şöyle. Trump daha realist falan bir adam yani. Öyle yaptırım açıklamaları, yaptırım salgıları. Yani komik. Şöyle ama Rumlarda varsayım fantezi bitmez. Evet. Şimdi yine bu Nikos Rolandis'in söyledikleriyle devam edersek şöyle diyor Rolandis. Biz diyor kendimizi öyle bir kaptırdık ki diyor Türkiye'ye gelmez, gelemez. İki sebepten. Bir, çekinir. Etraftaki ülkelerle ilişkileri bozuk vesaire. İki, bu petrol, sondaj, arama vesaire teknolojilerini bilmiyor. Böyle bir personeli yok, eğitimli değil falandır filandır. Gelemez zannettik diyor. Oysa ben hep söyledim diyor. Dedim ki diyor, ya Türkiye'nin Rusya ile çok yakın ilişkileri var. Petrol zengini Azerbaycan, Kazakistan bunlar kendisi kardeşleri zaten. Batılılardan bunu temin etmemesi, almaması mümkün değil. Dolayısıyla yanlış bir varsayım üzerine hareket ediyoruz diye söyledim hep diyor. Beni dinlemiyor Rum liderliği diyor. Ve hakikaten bir sabah uyandılar ki Türk gemisi orada aramaya başlamış ve ardından sondaja da başlayacağını açıklamış. Ve Türk donanmasının bir bölümü de oraya gönderilmiş. Dokunursanız görürsünüz diye açıklama yapılmış. Bu sefer tam amiyane tabirle şaşırıp kaldılar. Şimdi bir devlet aklı. Bu kesinlikle bir devlet aklı. Tabii yani bunun böyle yapılacağı da aslında belliydi. Göstere göstere geldi. Fakat yine Rum tarafının varsayımlarından, fantezilerinden biri de şu. Avrupa Birliği baskı yapar. Çevredeki ülkeler yapmayın der. İşte
fantezi gezegeninden bir takım kuvvetler Türkiye'yi tehdit eder. Bilmem ne olur, şu olur, bu olur. Böyle fantezilerle yüklü o kafa bir anda gerçeğe çarpınca adeta kanter içinde uyandı şimdi. Ve ne yapacağını şaşırmış durumda. Bu Rolandis diyor ki kardeşim bizim için dünyada Türkiye ile savaşacak bir tek ülke yok. Bak bunun altını çiziyorum. Şunu demek istiyor. Yunanistan da savaşmaz. Yani savaşmaz olduğu için değil, savaşamayacağı için savaşmaz diyor. Nitekim 1974'te Yunanistan savaşamadı. Kıbrıs Rumları için. Ha dolayısıyla realist olmamız lazım diyor. 80 küsur milyonluk bir ülkeye karşı böyle mücadele veremeyiz diyor. Yani o adam mesela normal şartlarda hani el sıkışılıp, pazarlık edilip, rahmetli Denktaş'ın tabiriyle bir alver sürecine girilip, makul sonuçlarla masadan kalkılabilecek bir insan. Ama öyle yok Rum tarafında. Türk tarafında birçok kafadan birçok ses çıkar ama Rum tarafında tek ses çıkar. İşte nadir bu tek sesliliği bozanlardan birisi o. Ta De Cuellar planı zamanında Dışişleri Bakanı'ydı. O zamanki planı reddeden Rum tarafı devlet başkanı Kiprianu'ya protesto ederek, açık mektup yazarak Dışişleri Bakanlığı'ndan ayrılan birisiydi. O günden beri de benzeri görüşlerini devam ettiriyor. Şimdi kısacası ortada şöyle bir durum var. Rumlar şeyden uyanıyorlar. Ama Türkiye'nin yaptığı çok yerinde bir girişim. Çok iyi bir girişim. Yalnız bu girişimden tam sonuç alabilmek için Türkiye'nin Doğu Akdeniz'e yönelik politikasını da değiştirmesi lazım. Hatta bütün dış politikasını değiştirmesinde fayda var. Yani değiştirmesi demeyelim ama gözden geçirmesinde fayda var. Önerileriniz nelerdir efendim? Bölge ülkeleriyle ilgili değil mi bahsettiniz? Evet, sonra. Evet. Yani şimdi birincisi şu. Suriye ile başlayıp, yani Suriye ile bu kavga, bu inat sürdürülemez. Her geçen gün biz Suriye'ye bir zarar veriyorsak, Suriye'ye ilişkin bu politikamızı sürdürmemizin bize yansıması da en az bir, belki 2-3. Dolayısıyla biz bundan vazgeçmeliyiz. Evet. Bir devlet aklı ortaya koyarak Suriye ile uzlaşmanın yollarını aramalıyız. Bunun için de fazla yol aramamıza gerek yok. İran var, Rusya var. Çok rahatlıkla arabuluculuk yapabilecek durumdalar. Bu bir. İki, aynı anda İsrail'le ve Mısır'la kavga etmenin bir anlamı yok. Evet. İsrail'le ilişkilerimizi sürdürülebilir bir zemine çekmemiz lazım. Şimdi biz İsrail'le, İsrail'in varlığını sorgulayan türden bir kavgaya tutuşunca ne oluyor? İsrail gidiyor Kıbrıs Rumlarıyla ve Yunanistan'la ittifak yapıyor bize karşı. Şimdi İsrail'i eleştirebiliriz. İsrail'in aşırılıklarına karşı eğer eleştiren, bir şeyler söyleyen Arap ülkeleri varsa biz de bunlara katılırız. Ama yani ideolojik bir tavırla İsrail'i ve İsrail'in orada var olmasını sorgulayacak düzeyde bir kavgaya tutuşursanız bunun da Türkiye'ye bir bedeli olur ve oluyor zaten. Mesela geçmişte bizim politikamız İsrail'le ilgili genellikle şöyleydi. Biz İsrail'i eleştirirdik. Yeri geldiğinde Arap ülkeleriyle birlikte diplomatik girişimlere destek verirdik. Özellikle İsrail'in işgal ettiği Arap topraklarından çekilmesine dair. Ama bütün bunları yaparken İsrail'i kendimize düşman etmeden yapardık. Biz de İsrail'e düşman olmazdık. Bu politikanın bir benzerini yeniden tesis etmek lazım. Mısır'la ilişkileri de en kısa zamanda düzeltmek gerekiyor. Çünkü 2013'te başlayan Mısır'la olan kavgamız, yani oradaki Mursi'nin devrilmesi ile başlayan kavgamız 6. yılına geldi. Dolduruyor 6. yılını. Evet. Ve Türkiye'ye çok zarar veriyor. Çünkü bunun bir mantığı yok. Mısır bizim dostumuz bir ülkeydi. Birçok konuda Mısır'la Türkiye işbirliği yapardı. Anlaşamadığı konularda da gayet medeni bir şekilde konuşabilirdi. Değerlendirirdi. Mesela Suriye ile yaşadığımız ve Adana mutabakatını getiren 98 krizinde Mısır Devlet Başkanı Mübarek'in Türkiye'ye çok yardımları oldu. Yürüttüğü Ankara ile Şam arasında yürüttüğü Mekik diplomasisiyle. Dolayısıyla bunu yeniden yapmak lazım. Şimdi eğer bu devletlerle ilişkilerimizi düzenleyemezsek,
O zaman aslında Rumların ve Yunanların bu fantezilerini bir manada desteklemiş oluyoruz. Yani efendim işte Türkiye herkesle kavgalı, bu kavgada şu olacak, bu olacak, herkes birden Türkiye'nin üzerine çullanacak. O çullanmanın içinde ben de bir şeyler elde edeceğim. Tamam, bu bir fantezi olabilir, saçmalık olabilir ama şimdi donanmayı oraya göndermişiz. Şu an geçenlerde Mavi Vatan tatbikatı yapmışız. Şimdi deniz kurdunu büyük bir gövde gösterisi halinde icra ediyoruz. Güzel. Kaslarımızı kullanıyoruz. Ve karşı tarafa diyoruz ki bak ha, çok ağır olur bedeli sana. Tamam, güzel. Ama bir de aklımızı da kullanalım. Akıl diplomasi burada. Bu benim dediklerimi eğer yapabilirsek, ki yapılması çok normal, çok kolay bir iş. Ardından Rumları biz o bölgede izole hale getiririz. Bakın, Mısır'ın ve diğer ülkelerin Rum-Yunan ikilisine yanaşmasının tek gerekçesi o doğal gazın Avrupa'ya ulaştırılması. Evet. Oysa Türkiye topraklarından gider. Akdeniz'den bir doğal gaz boru hattının geldiğini düşünün. Birkaç yüz kilometreyle Türkiye'ye bağlanır. Anlatabildim mi? Veya bütün bu ülkelerle ilişkilerimiz düzelirse ve Suriye, İsrail'in doğal gazının da Türkiye üzerinden gelmesine izin verirse, alın size bütün hepsinin doğal gazını bir anda Türkiye'ye bağlayacak yeni bir proje çıkarıldı. Aslında Türkiye bu konuda da tecrübe sahibi. Zira Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne temiz su kaynağı, aynen, deniz altından bu hazırlandı, yapıldı. Bir tecrübe sahibi aynı zamanda ayrıca Türkiye'ye. Ayrıca Ruslarla, gerçi Ruslar inşa ettiler onu ama o mavi akım var. Evet. Şimdi Türk akımı var. Türkiye tam bir doğal gaz ve petrolün geçiş yolu üzerinde oturuyor ve bunu da çok iyi değerlendiren bir ülke. Hem kendisi tüketici hem de esas tüketici olan ya da büyük tüketici olan Avrupa'ya giden yolun tam üzerinde oturuyor. Aynen. Şimdi bu da aynı şekilde değerlendirilebilir. Bu arada öneriniz var mı dediniz ya, bir önerim daha var. O da şu. Buyurun, buyurun lütfen. Kıbrıs'la ilgili politikamızı da gözden geçirmeliyiz artık. Yani bu da devam edemez böyle. Ne devam edemez? Efendim, sonsuza kadar federasyon tartışmak. Federasyonlar 1960'larda, kısmen 70'lerde böyle sorunlara en güzel cevap diye önerilen bir yöntemdi. Belki soğuk savaş disiplini içinde dünyada işliyordu. Ama federasyonların artık dağıldığı bir dönemden geçiyoruz. Önce Yugoslavya, Sovyetler Birliği dağıldı. Evet. Sonra Çekoslovakya dağıldı. Avrupalılar, Batılılar bunlara biraz mırın kırın ettiler. Efendim işte sosyalist federasyonlar, bunlardaki durumlar farklı, öyle bildiğiniz gibi değil. Şimdi bir bırakırsanız İspanya dağılıyor. Belçika fiilen dağılmış durumda neredeyse. Hiçbir konuda ortak karar alamıyorlar Flaman bölgesiyle Valon bölgesi. Ve bu manada dış politikası itibariyle neredeyse devlet olma niteliklerini kaybedecek kadar dağılmanın eşiğinde. Şu Brexit gerçekleşir, İngiltere dediğimiz Birleşik Krallık Avrupa Birliği'nden çıkarsa İngiltere de dağılabilir. Gerçi İngiltere bir federasyon değil ama o da dağılabilir. Nasıl olur? İskoçya bağımsızlık referandumuna yeniden gidebilir. Kuzey İrlanda, İrlanda Cumhuriyeti ile birleşerek Avrupa Birliği içinde kalmayı düşünebilir. Şimdi böyle bir dönemde şimdi bizim federasyon oluşturmak için habire müzakere etmemiz yanlış bir yöntem. Şimdi bunun için de şöyle bir yere, bir politikaya dönmek lazım. Bizim şunu dememiz lazım. Kardeşim, federasyon falan bitti. Biz Rumlarla sadece şunu konuşuruz. İki devletli çözüm. Bu iki devletli çözüm içinde, tamam mı, eğer olursa bir yıl içinde gelir bunu imzalarlarsa biz kapalı Maraş bölgesini Rumlara vermek üzere bir iki devletli çözüme varız. Bir yıl, ya bunun için 6 ay verilebilir, 1 yıl verilebilir, 3 ay verilebilir, değerlendirilir bu. Ha, gelmediniz mi? Onu da alamazsınız, biz Maraş'ı kendimiz açıyoruz. Tamam, ne haliniz varsa görün. Ha, bu arada şunları da yapmak lazım artık. Madem ki Rumlar bu konuda diplomatik üstünlüğü ellerinde tutabilmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar, bizim de yapmamız lazım Kıbrıs meselesinde. Mesela şunu söyleyeyim. Neden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Karpaz Yarımadası'ndan tam Suriye'nin karşısı oluyor, Rusya'ya bir askeri üs kolaylığı vermesin, kiralamasın. Bunun karşılığında Rusya Federasyonu'nda gelsin KKTC'yi tanısın. Neden olmasın? Doğu Akdeniz'in bütün jeopolitiği değişiyor. Kesinlikle.
Kesinlikle. Ha bunu Batılılara dediğimizde bakın siz düşmanca bir tavırla KKTC'nin tanınmaması için elinizden gelen bütün bu çabaları sergilemeye devam ederseniz bak bizim de kozlarımız var demeliyiz. E tabii ya. Bir başka önerim daha var. O da şu. Biz önceki yıllarda NATO'nun genişlemesi sırasında hep cici ve akıllı çocuğu oynadık. Türk-Yunan ilişkilerine dair de hep böyle davranıyoruz. Yani aklı başında tarafı oynuyoruz. Yunanlar gibi bağırıp çağırıp şantaj politikalarına başvurmuyoruz falan. Ama bunun bize bir getirisi olmuyor. Çünkü batılı dünya bu konuda bize ön yargılı davranıyor. Ve ısrarla Türkiye'nin adadan çıkarılması amacıyla adada çözüm lafından vazgeçmiyor. Oysa Yugoslavya'dan 7 devlet çıktı, 7'si de tanındı. Çekoslovakya'dan 2 devlet çıktı, 2'si de tanındı. Yugoslavya'dan çıkan 7 devletten şu anda 2'si Avrupa Birliği'ne girdi. Bu 2 aynı zamanda NATO'ya girdi. Diğerleri de sıra bekliyor. Çekoslovakya'dan 2 devlet çıktı. İkisi de hem NATO'ya hem Avrupa Birliği'ne girdi. Peki Kıbrıs dediğimizde o başka diyorlar. Böyle bir şey yok. Ha bizim şunu yapmamız lazım. Bakın Yunanistan o zaman ne yaptı? Avrupa Birliği'nin genişlemesi sürecinde biliyorsunuz bu eski Doğu Avrupa ülkeleri komünizmden çıkınca Doğu Avrupa'yı Avrupa'ya eklemlemek için bir girişim başlattı. Genişleme süreci. Yunanistan hemen atladı. Başta Almanlar olmak üzere Avrupa Birliği'nin önde gelen ülkelerini şöyle şantajla tehdit etti. Dedi ki eğer Kıbrıs Rum kesimini Kıbrıs Cumhuriyeti adıyla Avrupa Birliği'ne üye almazsanız diğer geri kalan hepsinin üyeliğini veto ediyorum. Ha Avrupa Birliği de geldi bize bunu böyle sattı. Ben engelleyemiyorum. Tamam biz de o zaman şöyle yapmalıydık. Tamam peki siz Avrupa Birliği'nde böyle mi yapıyorsunuz? O zaman ben de tedbir olarak şunu yapıyorum. NATO'nun genişlemesiyle Avrupa Birliği'nin genişlemesi birbirine paralel iki süreçtir. Bu paralel iki süreçten dolayı ben de şöyle yapacağım. Bu NATO'ya girmek isteyen eski Doğu Avrupa ülkeleri ne kadar kim varsa bunlar NATO'ya girebilmek için önce gelecekler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyacaklar. Sonra ben izin vereceğim NATO'ya girişlerine. O da bizim veto hakkımız. Ama şimdi bunu yapmak lazım. Evet. O zaman yapmadık. Hata oldu. Şimdi yapmak lazım. Şimdi yapmak lazım. Efendim izninizle bir kısa araya gidelim. Ardından devam edelim. Memnuniyetle. Peki. Profesör Doktor Hasan Ünal'la birlikte Haber Artı'ya devam ediyoruz. Öncelikle programın ilk bölümünde, Haber Artı'nın ilk bölümünde Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerine ağırlık verdik. Bu konuya konuştuk. Şimdi isterseniz hocam şu Hürmüz Boğazı'nda neler oluyor, neler bitiyor buna bir değinelim. Suriye Cumhurbaşkanı Esad'dan gelen çağrıyı bir değerlendirelim ama öncelikle şunu sorayım. Madem Kıbrıs'tan bahsettik, Doğu Akdeniz'den bahsettik. Kıbrıs'ta yeni bir hükümet kurma girişimi var. Öncelikle bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Ardından isterseniz Esad ya da Hürmüz'deki gelişmelerle devam edelim. Evet, isterseniz bir minik de ilave yapayım bu önerilerime. O önerilerden biri de şu olmalı Kıbrıs politikasına dair. Yani bir federasyondan çekilmek lazım. İki devletli çözümde ısrarcı olmak lazım. NATO'da, NATO'nun genişlemesini bundan sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması şartına bağlamak lazım. Gerekirse Rusya'ya Karpaz Yarımadası'ndan üst vereceğimize dair Batılılarla konuşmamız lazım. Yani çünkü bunu konuştuğunuzda var ya, Batı dünyasına ateş düşer. Aynen. Son bir şey de, bir küçük önerim daha var.
Türk Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'nin adını değiştirmek lazım. Yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti değil. Bunun adını Kıbrıs Türk Cumhuriyeti koyabiliriz. Veya Türk Kıbrıs Cumhuriyeti diye. Yani İngilizce'de Turkish Cyprus Republic gibi bir şey olabilir. Yani bunun Türkçe'ye en güzel nasıl olursa. Yani Kuzey lafından çıkmak lazım. Evet. Anlatabildim mi? Bu 1970'lerde, 80'lerde Türkiye'nin çıkarma yapmasından sonra bir federasyon kurulacaktı güya müzakerelerle ve Türkiye kendisini, Türk tarafı kendisini önce Kuzey Kıbrıs Türk yönetimi diye adlandırdı 70'li yıllarda ve sonra da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti şeklinde deklare etti bağımsızlığa 1983'te. Şimdi bu dönemi kapatıyor olduğumuza göre evet. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'nin adını değiştirmekte de bu şekilde fayda var. Hatta işte bölünmüş başkent hikayesinden çıkmak için belki Lefkoşa'yı da biraz rahatlatmak için Lefkoşa'yı başkent olmaktan çıkartıp orada Gönyeli bölgesi var. Başkenti oraya taşımak da mümkün olabilir. Ya da Lefkoşa'nın hafif dışına yani resmi bir başkent yapılabilir. Bu düşünülebilir yani dolayısıyla. O Kıbrıslı Rumların işte habire bölünmüş başkent, bölünmüş başkent işte Berlin öyleydi. Artık sıra bunda falan hikayesine de o da egal son verilebilir, düşünülebilir. Ya yani bu bunlar şey tartışmaya açık bu son söylediğim. Şimdi bunları yapmak lazım. Şimdi şeye gelince Kıbrıs'taki hükümet değişikliğine gelince, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki hükümet değişikliğine gelince bence bu hayırlı bir olay oldu. Sebebine gelince Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden aldığı ruhsatlarla bu aramaları yapmasına mesela Cumhurbaşkanı Akıncı'nın şöyle yani gönülden destek veren açıklamasını beklemek bir yana çok sıradan cümlelerle ciddi destek verdiğini gösteren bir şey olmadı. Hükümet de zaten biraz zorlamaydı. Dört parti bir araya gelmişti. Aslında seçimin galibi olan Ulusal Birlik Partisi'ni iktidar yapmamak için. Yani tek amaç oydu. Ama yürümedi. Şimdi belki Ulusal Birlik Partisi liderliğinde ki bugün zaten Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Ersin Tatar hükümeti kurma görevini aldı Cumhurbaşkanı Akıncı'dan. Fazla da sürmeyecektir. Halkın Partisi'yle kurması bekleniyor. Belki oraya bir parti daha var. O da katılabilir. Yani toplamda aslında Türkiye'nin bu faaliyetlerine falan tam destek veren 35 milletvekilini temsil eden yeni bir hükümet kurulmuş olabilir. 50 üyeli Cumhuriyet Meclisi'nde 35 milletvekili de iyi bir rakam. Evet. Dolayısıyla bu da bir bütünlük arz edebilir. Yani az önce dediğim bu Kıbrıs'la ilgili politika değişikliğine gitmek açısından da iyi bir başlangıç olabilir bütünlük oluşturacağı için. Suriye konusuna gelince geçenlerde ben de okudum. Hani Esad'ın o şeyi çıkışı. Yani biz Türkiye ile görüşebiliriz. Sayın Erdoğan'la da görüşebiliriz. Bence yerinde bir çıkıştı. Doğru bir çıkış. Suriye açısından bu doğru bir şey. Fakat bu arada zaman zaman fakattan önce şunu söyleyeyim. Suriye yetkilileriyle Türkiye yetkililerinin işte İran'da başka yerlerde görüştüklerine dair bilgiler çıkıyor. Bunlar teyit ediliyor adeta. Yani yalanlanamıyor. Bunlar da iyi gelişmeler. Fakat şu sorun da devam ediyor. Hala Ankara'da en azından işte Cumhurbaşkanlığı adına açıklama yetkisi olan kişiler hala Esad'a işte katil demeyi sürdürüyorlar. Maalesef Dışişleri Bakanlığı'nın bugün bir tweetini okudum. Orada Suriye rejimi diye söylüyor. Ve Suriye rejiminin İdlib'e saldırıları diyor. İşte Soçi mutabakatının ruhuna aykırı diyor. Fakat şunu söylemek lazım. Suriye devleti kendi toprakları üzerinde egemenlik tesis etmelidir. Suriye devleti ne kadar kısa sürede kendi toprakları üzerinde egemenlik tesis ederse Türkiye'nin çıkarlarına hizmet edilmiş olur. Türkiye'nin artık Suriye ile yürüttüğü bu inatlaşmayı sonlandırması lazım.
bir an önce yeniden Adana mutabakatıyla aramızda oluşan o iyi ilişkilere tekrar dönmenin yollarına bakmamız lazım. Suriye politikası aslında 2011'den bu yana Türk dış politikasının diğer alanlarını da adeta zehirliyor. Mesela Mısır'la başlayan kavgamız yine aynı ideolojik tavırdan kaynaklanıyor. İsrail'le olan kavgamızın da büyük bir kısmında yine bu ideolojik saplantılar var. Dış politikada bunların yeri yoktur. Evet. Maalesef yani şöyle, insanları sevmeyebilirsiniz. Ama devletin hükümeti, cumhurbaşkanı, başbakanı vesaire olarak, başbakan kalmadı Türkiye'de ama, karşınızdaki her kimse o ülkelerin başında bunlarla iyi ilişkiler kurmak doğrudur. Çünkü mesela Mısır'la iyi ilişkiler kurmuyoruz. Kavgalı bir şekilde devam ediyoruz ama Mısır'da, Mısır'ın dış politikasını herhangi bir şekilde etkileme gücümüz yok. Ama Mısır'la bu kavgayı sürdürerek Mısır'ın Rumlarla ve Yunanistan'la işbirliği yapmasını ve işbirliğini derinleştirmesini ve işbirliğini derinleştirerek de bize karşı adeta bir siyasi birlik oluşturmasını sağlamış oluyoruz. Bu da Türkiye'nin çıkarlarına hizmet eden bir süreç değil. Bir politika değil. Yani buna son verilmesi lazım. Şeye gelince Körfez'de neler oluyor? Öbür sorumuzdu. Aynen. Hürmüz. Yani Hürmüz'den önce belki bütün Körfez'de olup aslında bunlar hep birbirine bağlantılı tabii, şeyler tabii, değil mi hocam? Yani hem Doğu Akdeniz'deki gelişmeler hem Suriye'deki gelişmeler. Yani biraz zorlarsak hepsi birbirine sonuçta bağlı. Sonuçta bakıyoruz yani, hep emperyalist güçler var. Yine karşımıza çıkan aktörler hemen hemen aynı. Yani biz eğer Kıbrıs'ta kendi politikamızı biraz değerlendirirsek karşımıza çıkacak pek kimse yok. Yani Kıbrıs'ta, Doğu Akdeniz'de yaşadığımız sorunlar büyük ölçüde kendimizden kaynaklanıyor. Evet. Bunu da kabul etmek lazım. Körfez'de olup bitenler ise farklı bir şey. Şimdi Trump yönetimi adeta bir ortalığı kızıştırmaya çalışıyor İran konusunda. Sudan sebepler ortaya atıyor. Zaten bu nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesi büyük bir garabet idi. Devletler arası ilişkiler açısından kendi müttefiklerinin kabul etmediği bir durum. İkincisi İran'ın devrim muhafızları ordusunu terör örgütü ilan etmek ne demek yani? Böyle bir şey olur mu? Devletin resmi ordusunu siz terör örgütü ilan ediyorsunuz falan. Yani çok basit bir tabirle efendim diyor bunlar diyor terör örgütlerine destek veriyorlar. Peki sen PYD ile basketbol mu oynuyorsun? Açık açık da ilan yani, ediyor. Kara gücüm diyor. Komik olma yani. Evet. Yani PYD ne peki? Şey mi? Yardım kuruluşu mu orada? Allah aşkına. Yani Beyaz Baretliler de yardım kuruluşuymuş ya. Efendim? Beyaz Baretliler de yardım kuruluşuymuş. Ha. İşte onlarla ilgili de ilginç bir rapor daha çıktı. Ben dün Twitter'da paylaştım aslında. O çok enteresan yani neden böyle başta Anadolu Ajansı olmak üzere her yerde haber olup çok ciddi bir şekilde Türkiye'nin televizyonlarında, gazetelerinde tartışılmıyor. Hayret ediyorum yani. O çıkan mühendislerin raporunda çok açık bir şekilde bunun havadan uçakla atılmış olamayacağını, orada öldürülen 35 kişinin de başka bir gaza yukarıdan aşağı sallandırılarak maruz bırakılmadan dolayı öldürülmüş olacaklarını ve bu orada bir savaş suçu yani toplu katliam suçunun da yaşanmış olabileceğini ve bundan da Beyaz Baretliler başta olmak üzere birçok yani bunu kim yaptıysa bu işin içinde Beyaz Baretlilerin de olması gerektiğini falan yazan uzman mühendisler alt komite raporu varmış. Bu raporu bu kimyasal silahların yasaklanması örgütü gizlemiş uzunca bir süre ciddiye almamış. Dün ortaya çıktı ya da belki evvelsi gün ortaya çıktı. Ben dün akşam paylaştım bunu. Enteresan bir durum var orada. Şimdi bu İran'la ilgili konuya tekrar girecek olursak. Evet, buyurun. Amerika Birleşik Devletleri bölgeye işte ciddi bir askeri yığınak yapıyor. Ve enteresan olaylar da oluyor. Çok provokatif nitelikte olduğu ilk bakışta ortaya çıkan olaylar. Mesela neler? İşte Trump yönetimi John Bolton, Pompeo yani bir taraftan Ulusal Güvenlik Danışmanı, öbür taraftan Dışişleri Bakanı. Bunlar zaten felaket bir grup yani. Trump kendisi biraz daha makul bir çizgide. Öbür ikili artı İsrail Başbakanı
artı Suudiler ve Körfez ülkeleri İran'la bir savaş çıkartmak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Öbürleri Venezuela'da da aynı durumdalar. Yani Venezuela'ya işte askeri olarak girelim, dağıtalım burayı, işgal edelim falan havasında. Ama Trump geçen kendisi bile dedi. Yani John dedi biraz ileri gidiyor anlamında bir sürü şey söyledi. Mealen şu anda aklımda kalanlarla ifade edeyim. Şimdi bunlar işin garip tarafı, buradaki provokatif olaylar şu. Dün ya da evvelsi gündü, dün galiba oldu. Birleşik Arap Emirlikleri'nin kara sularında 4 gemiye saldırı oldu. Sabotaj dediler. Önce açık sularda dediler. Sonra Birleşik Arap Emirlikleri'nin kendi kara sularında olduğu oldu. Şimdi bugün de Suudi Arabistan kendi petrol tesislerine dronlarla saldırı yapıldığını ifade etti. Ya da şöyle haber ajansları öyle geçiyor. Teyit edildi mi edilmedi mi bilmiyorum. Ama edildi gibiydi. Yok. En son geldiğimde. Evet. Öyle. Şimdi burada bunu İran'ın yaptığını söylemeye çalışıyorlar. Şimdi zaten tehdit altında bir ülke. Yani Amerika gibi bir ülkenin askeri yığınağını göğüslemek için hazırlıklar yaparken, hı hı, zaten topun ağzındayken, Amerika ile bu savaşı kızıştırmak için çok sayıda ülke ve insan varken, kendisi bu savaşı kızıştırmak için niye böyle bir şey yapsın? Ama şu, çünkü İranlılar ne demişti? Eğer biz buradan petrol satamazsak, bak kardeşim, kimsenin satmasına da izin vermeyiz. Neydi o sizin dediniz? Hürmüz Boğazı'nı alttan, hı hı, kapatırız diyor. O zaman hiçbir tanker giriş çıkış yapamaz. O zaman petrol fiyatları neyi vurur? Siz kendiniz düşünün falan diye. Şimdi yani ya biz de satacağız ya kimse satamaz demek demişlerdi. Şimdi onun üzerine bunlar da birileri bu dediğim provokatif saldırıları gerçekleştirdiler. Ve arkasından da şunu demeye çalışıyorlar. İşte İran yapıyor. Hı hı. İran demişti zaten, bak ben petrol satamazsam, benim satışıma izin vermezseniz ben de başkalarının satmasına izin vermem. Ah işte yaptı falan demeye getiriyorlar. Ama inandırıcı değil. Zaten son zamanlarda Amerika'nın bu psikolojik harekat savaşını yürütenlerde büyük bir seviye düşmesi, kayması falan var. Aynı suda iki kere yıkanılmaz diye bir şey var. Aynı inandırıcılığı olmayan propaganda malzemeleri ne defaatle kullanmaya kalkışıyorlar. Ama evet, dünya bir kere 2003'te Irak'ın işgali sırasında belki inandı. İnanır mı sürekli olarak? Kesinlikle. Hocam süremizin sonuna geldik. Son sözünüz varsa almak isterim. Vallahi son sözümüz, hepsini söyledik. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Genel olarak son olarak şunu sorayım. Gidişat iyi yönde mi, kötü yönde mi? Şimdi bunu zaman söylemek zor. Yani şöyle, Türkiye açısından bakınca sondaj faaliyetlerine başlamak çok yerinde. Donanmayı oraya göndermek daha da doğru. Rumlara anladığı dilden konuşmak gayet yerinde bir politika. Zor oyunu bozar. Bugün İngiliz Dışişleri Bakanlığı'nın ikinci adamı olması lazım. Oralar Rumların egemenlik alanı değil. Oralar tartışmalı diye açıklama yapmış mesela. Nedir bu? Zor oyunu bozunca mesela İngiltere gibi sorunun içinde olan ülkelerden biri bunu söylüyor. Güzel bir şey. Ama dış politikamızın da bölgeye yönelik olarak mutlaka gözden geçirilmesi lazım. Peki. Profesör Doktor Sayın Hasan Ünal, çok teşekkür ederiz efendim. Haber Artı'ya katıldınız, görüşlerinizi bize aydınlattınız. Sağ olun, var olun. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Sağ olun. Sevgili seyirciler, Haber Artı'nın sonuna geldik. Mutlu günler diliyoruz. Hoşça kalın.